Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, A-Para'da yayınlanan Hande Özdemir'in programına katıldı. Özdemir'in sorularını yanıtlayan Niyazi Önen, Dardanel yatırımları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Önen, geçtiğimiz günlerde Dardanel fabrikasında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere de açıklık getirdi. A-Para ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hande Özdemir, Dünya Markası ile karşınızdayız efendim. Farklı sektörleri ağırladığımız programımızda bugün ton balığı sektörünü konuşacağız. Konuğumuz var, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen bizlerle birlikte. Sayın Önen, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, bilançonuzu, projelerinizi, yatırımlarınızı elbette konuşacağız ama ilk olarak malum sosyal medyada dolaşan görüntüler ve tüketicilerin dikkatini çeken görüntülerle başlamak isterim. Buna ilişkin açıklamanız ne olur efendim? Buyurun. Evet, maalesef biz de son birkaç günden beri sosyal medyada tam bir sosyal medya terörüyle karşı karşıyayız. Bizim şöyle sektörümüz aslında belirli bir bölümü emek yoğun bir bölüm. Prosesimizin başlangıcında tamamen otomasyon var. Balıklar, bizim ham maddemiz balık. Bunlar okyanuslarda fabrikamıza geliyor. İlk bölümünde işte defrost edilip belirli bir pişirilme işlemleri tamamen otomasyon. Ama daha sonra en önemli kısmı bu balıkların derilerinin alınması ve kılçıklarının temizlenmesi için bir makine yok maalesef. Ve işin de bu tarafı sosyal boyutu olmuş oluyor. Tamamen el emeğiyle yapılan bir üretim. Biz bu işi Türkiye'de tam 37 yıldan beri yapıyoruz. Şu anda fabrikamız dünyadaki teknoloji bakımından, otomasyon bakımından da gelişmiş en üst seviyede bir fabrika. Kaldı ki 2020 yılı içerisinde bilançolarımızdan da görebilirsiniz, yaklaşık 60 milyon liralık otomasyona ve modernizasyona da yatırım yaptı. Ama bazı ürünler, ki bu sosyal medyada konu olan ürün, bizim toplam üretimimizin %1'in altındaki bir üretim. Dolum kısmı da elle yapılıyor. Ancak burada hijyen kurallarına azami olarak dikkat ediliyor. Bu bugün değil, zaten yıllardan beri, uzun yıllardan beri dikkat ediliyor. Markamızın bu şekilde büyütmesi, dünyada 36 ülkeye ihracat yapmamız ve pazar payımızın bu derece yüksek olması kaliteli, sağlıklı, doğru ürünler üretmemizle oluyor. Maalesef bu sosyal medyada çarpıtıldı, aleyhimize bir kampanya başlatıldı. Şimdi biz bir açıklama yaptık ama en güzel açıklama da birkaç gün sonra gelecek. Önümüzdeki hafta başı gibi tüm fabrikamızın teknolojisini, kapasitesini, gücünü, her şeyiyle, çalışanlarıyla, çalışan emekçilerimizle birlikte çekerek bütün fabrikamızı bir kampanyayla hem televizyon kanallarımızda hem de sosyal medyamızda yapacağız, göstereceğiz. O bakımdan böyle bir sıkıntı yaşadık ama bunu da bir fayda olarak, bir istifade olarak kullanmak istiyoruz. Türk halkına, Türk üreticisine kendimizi, ürünümüzü çok daha iyi tanıtacağımıza inanıyorum. Peki Sayın Önen, özellikle tam otomasyon sisteminin altını çiziyorsunuz. Bu noktadaki çalışmalarınızı belirtiyorsunuz elbette. Ancak %1'lik bir üretim de var ki elle yapılan, ki sosyal medyada çıkan görüntülerde buna ilişkin. Peki hemen şunu sormak isterim ki bu %1'lik kısımda bu tam otomatik sistemlerle birlikte yapılamaz mı? Nasıl bir sistem işliyor açıkçası? Buradaki fark nedir? Onu da sormak isterim. Şöyle yapılır. Bunun için de gerekli yatırımlarımızı yaptık. Kore'den bir hat getirdik. Ancak bu üretimimizde çok küçük bir rakam olduğu için yatırımlarımızın içerisinde bunu en sona bıraktık. Ama aslında elle
gerekli hijyen kuralları sağlanmak koşuluyla, ki Türk kodeksinde sadece Türkiye'de değil, işte HACCP, bütün kalite sistemlerinde DRC, Amerika FDA kurallarına göre zaten bu gıdada konu olan eldiven kullanmadan elde gerekli hijyen kuralları almak şartıyla elle dolumda yapılabilir. Ama biz bunu savunmuyoruz. Bunda da tabii ki otomasyona zaten gidiyoruz. Gitmek de zorundayız. O ürünler şöyle oluyor. Önce butik olarak başlıyor, yeni ürünler çıkıyor. Belirli bir kapasiteye çıktıktan sonra buna teknolojik, yapılabilecek teknolojik yatırımlar yapılabiliyor. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Bizim ürünümüzün, yani bu sektör dünyada böyle, o kadınlarımızın elleriyle yaptıkları kısımların, yani balıkların kılçıklarının alınması, derilerinin temizlemesi makinayla olmuyor, elle oluyor. Aslında bu işin bir sosyal boyutu da var. Tam Türkiye'mizin, ülkemizin şartlarına uygun katma değer yaratıyoruz, istihdam yaratıyoruz, ihracat yaratıyoruz. Sosyal ve ekonomik olarak bütün bunları da yerine getirmiş oluyoruz. Bizim bugün itibariyle tam 2200 çalışanımız var. Bu aileleriyle falan bakılacak olursa, işte siz hesap edin ne kadar bir istihdam yaratıyoruz. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik şartlarıyla çok uyduğunu düşünüyoruz. En önemli tarafı verdiğimiz tüketicilerimize sunduğumuz ürünün önemi. Bizim ürünlerimiz dünya sularından, yani sektör bu şekilde oluyor, dünya sularının derinliklerinden geliyor. Bir kültür çiftlik balığı değil. Gerçek, hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanmadan az bir miktarda deniz suyu ve zeytinyağı kullanılarak üretilen ürünler. Yani şu anda son derece saf, doğal. Çocuklarının alınması elle oluyor dediniz ki dünyada da bunun örnekleri var diye de nitelendirdiniz. Bu noktada aslında başka, hani gıda tarafına baktığımızda bu türlü ürünler var mıdır? Bunu örneklendirebilir miyiz? Ya, elle yapılan birçok ürün var. Mesela İtalyanların en önemli ürünü mozzarella bile ellerle yapılan, yani peynir üretiminde bile olabiliyor. Ama şeyde, balık işinde, ki ton balığı sektöründe, bu sektörün çok büyük, şöyle 5 milyon ton üzerinde bir balık dünyada proses edilerek ton balığı haline getiriliyor. Ve bu Uzak Doğu'da, İspanya'da, İtalya'da, diğer ülkelerde, bütün hepsinde de balıkların temizlenme aşaması bu şekilde oluyor. Ama bunun hiçbir kötü örneği yok. Pek çok gıda ürünlerinde, bir takım et şeylerinde de elle yapılması lazım gelen işler var. İşte biz de, ama bu prosesin dışında dolum hatları önü ve arkasında yüksek teknoloji kullanmak zorundayız. Bakın Hande Hanım, şöyle düşünün. Biz bir günde 100 ila 120 ton balık büyüklüğüne göre ham madde kullanıyoruz. Bunu tek tek zaten kutuların içerisine koymak fiziken mümkün değil. O görüntülerimizi de göreceksiniz. Bunlar hepsi yüksek süratle çalışan otomatik dolum makinalarıyla oluyor. O teneke kutulardaki ambalajlarımız bu. Ama bazı ürünler var ki butik ürünler. Mesela camdaki konserveler, işte poşetteki ürünler, ki bu ürünlerde çok katma değerli ürünler. Bunların da yapılması lazım. Bakın şeylerde falan giderseniz, yurt dışında havaalanlarında falan gurme ürünler satan dükkanlarda da bu tür ürünleri görüyorsunuz. Bunların hepsi üzerinde de yazar, handmade, elle dolum. Yani bu aslında artı bir katma değer veren bir şey. Ama maalesef bizim sosyal medyada bir terör var, bir karalama, bir şey. Tabii ki bunlarla ilgili hukuki süreçlerimizi de başlattık. Yani hijyensiz olduğunu ispat etmeden bu şekilde manşet atmaları, skandal olarak nitelendirmeleri hiç de uygun değil. Son derece yanlış bir şey. Bu bizim için de böyle, diğer firmalar için de böyle. İşini, biz bunu bugün yapmıyoruz. 37 yıldan beri ve giderek de büyüterek yapıyoruz.
İsterseniz size bazı rakamlar da verebilirim. Rakamlara geçmeden önce Niyazi Bey şunu da sormak isterim. Şimdi derileri ve kılçıkları ayıklanıyor dediniz. Burada eldiven kullanılıyor mu? Hemen bunu da sormak isterim aslında. Şöyle, eldiven kullanmanın gerek Türk Kodeksi, gerek FDA gıda şartlarında bu tür ürünlerde elle işlem yapılan ürünlerde eldiven kullanılırsa eldivenden plastik parçaların koparak gıdaya içerisine bulaşma riski var. Onun için bunlarda el hijyeninin sağlanması koşuluyla eldiven kullanma mecburiyeti yok. Ancak bazı bölümlerinde balıkların ilk parçalanma bölümlerinde daha sert işlerde temizleme işlerine geçmeden önce evet eldiven kullanılabiliyor ama bazı kısımlarında eldiven kullanılmaması gerekiyor. Bu işin bir kuralı. Zaten bu görüntüler bütün dünyada da bu şekilde kaldı ki Dardanel fabrikaları altını çizerek söylüyorum. Şu anda dünyada ton balığı üreten gerek teknoloji, gerek hijyen, gerek kalite bakımından en üst seviyedeki bir markayız. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Bu bizim gururumuz değil. Türkiye'nin gururu, bu ülkenin gururu, bu insanın, bizim insanımızın gururu. Bizim için en kıymetli şey, üç şey var. Nedir biliyor musunuz? Birincisi müşterilerimiz. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Kalitemiz çok önemli. İkincisi çalışan insanlarımız. Biz insanlarımızla birlikte bir aileyiz. Onları eğitiyoruz. Evet. Gerekli altyapılarını veriyoruz. Üçüncüsü ise biz halka açık bir şirketiz. Ortaklarımız. Bu her üç hissedarlarımız, her üç husus bizim için çok önemli. Ben de bu şirketin kurucusu 40 sene önce kurduğum Dardanel'i. 37 seneden beri üretim yapıyoruz. Ve bu geldiğimiz noktada da bunlara çok dikkat ediyoruz. Örnek olmak istiyoruz. Yani evet. Bu konuda liderliğimizi de taşıyoruz. Peki önümüzdeki dönemlerde tanıtım ve reklam kısmında da çalışanlarımızla birlikte ön planda olacağız dediniz. Ancak bu süreçte bir hukuki bir durum bekliyor musunuz? Çok kısa onu da sorayım. Konuya ilişkin. Biz evet bunu bu şekilde bizim imajımıza olumsuz etki edenlerle ilgili olarak hukuki süreçleri başlattı. Ha, bizim firmamızın denetimi olarak bakılacak olursa şunu söyleyeyim. Tarım Bakanlığı'nın Çanakkale İl Tarım Müdürlüğü, bizim fabrikamız, iki fabrikamız var şu anda çalışan. Bir tanesi İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, bir tanesi Çanakkale'deki fabrikamız. Çanakkale'deki fabrikamız da şu anda Çanakkale şehrinin içerisinde. Tarım Bakanlığı tarafından periyodik olarak kontrol ediliyor. Özellikle Çanakkale'de başkaca da böyle bizim boyutlarımızda büyük firma olmadığı için her hafta biz muhakkak gelip denetime yapılırız. Yıllardan beri bu böyle gider ve bundan da memnunuz, mutluyuz. Peki. Hem ürünlerimizin girdiği ham madde kontrollerimiz, hem bitmiş ürünlerimiz, hem prosesimiz, her şeyimiz, fabrikamız, her tarafı ve bir de biz çok şeffaf bir firmayız, açıkız. Kapalı kapılar arkasında değiliz. Her şeyimizle açıkız. Dolayısıyla yaptığımız iş çok doğru bir iş. Tüm insanların, hepimizin gönül rahatlığıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketmeleri gerekli. İnsan sağlığı için de gerekli. Yani işi çarptırmak maalesef yanlış bir şey. Peki sormak efendim. Hiç doğru bir şey değil. Niyazi Bey, çalışmalarınıza gelelim. 2020 senesi nasıl geçti? Bilançonuzu da açıkladınız. Evet. O tarafa bakacak olursak 91 milyon Türk lirası kar açıkladınız. Öne çıkan başlıklar neydi 2020 yılında? Evet, Hande Hanım, 2020 yılı bizim için son derece başarılı bir yıl. Şirketler grubu olarak rakamlarla konuşmak lazım. %67 büyüdük biz tam. Ciromuz 957 milyon TL net ciromuz oldu. EBITDA'mız aynı yıl, yani 2020'de %200 büyüdü. 75 milyon TL'den şirketler
iki şirketimiz Dardan Arantaş Gıda Sanayi ve Niyazi Önen Gıda olarak, grup olarak söylüyorum. 225 milyon TL EBITDA'mız gerçekleşti. Öz sermayemiz eksi 274 milyon TL'den artı 119 milyon TL'ye geldi. Şu anda Borsa İstanbul'da işlem gören 400 şirket var. Büyüklük açısından 150. şirketiz. 28 tane gıda şirketi var. Büyüklük açısından 28 gıda şirketi içinde şu anda 6. durumdayız. Türkiye'nin Brand Finance'ın her yıl açıkladığı markalar araştırmasında tüm Türkiye'nin markaları, bankalar, finans kuruluşları hepsi dahil, yabancı firmalar dahil, Türkiye'nin 80. değer olarak büyük firması durumundayız. 17 milyon dolar ihracat yapmışız geçen sene. Biraz önce söyledim, 60 milyon TL'lik yatırımımız var. İstihdamımız %50 artmış. Evet. 2200 kişiye şu anda ücret ödüyoruz. Ve pazar payımızda, Türkiye'deki sektörümüzdeki pazar payımızda çok ezici bir pazar payımız var. %80 bir pazar payımız var. Şeyimiz bu şekilde. Zaten rakamlardan da görülüyor. Yani biz 2020 yılını çok başarılı bir yıl olarak kapattık. Bundan dolayı hedeflerimizi gerçekleştirdik. Ve bu iş bize önemli bir ivme kazandırdı. İyi bir bilançomuzun olması ve elde edilen şirkete elde ettiğimiz, sağladığımız cash ile birlikte, nakitle birlikte bunu böyle yaptık ve büyümemize devam edeceğiz. Arzu ederseniz 2021'deki... Tabii 2021 yılına ilişkin planlar, projeler ne olacak onu da aktarırsanız. Bir yandan da aslında gıda tarafına baktığımızda birçok firma ürün çeşitlendirmesine de gitti. Sizde buna yönelik çalışmalar ne olur? Şimdi Hande Hanım, 2020 için biz şu şekilde bakıyoruz. Bizim bütçe namusumuzdur. Bütçeye çok çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz 5 yıldan beri her yıl fiziken %, yani dolar olarak, dolar bazında enflasyon arındırılmış olarak bakılacak olursa biz %40, %50 oranında büyüyoruz. Geçen sene %67 yaptık ama bütçelerimizin üzerinde büyüdük. Şimdi 2021'de %40 büyümeyi hedefliyoruz. Net konsolide ciromuz 1.4 milyar TL ile kapanacak. Ki bunun ilk iki ayı %100 civarında bir gerçekleşmeyle oldu. Yani yılın iki aylık bölümünü zaten bu hedefimize göre %40 büyümeyle finalize etmiş oldu. EBITDA'mız %15 ila 20 sınır. Bu da bir yatırımımızdı. Artık kendi kaynaklarımızla yaptığımız bir yatırımdı bu. Şimdi önümüzde balık konserve konusunda Edirne'nin Enez ilçesinde 700 kişiye 2 vardiyada 350 istihdam sağlayacağımız, bu çok önemli. O bölge, o yöre için çok önemli. İşsizliğin yoğun olduğu ve genç nüfusun, kadın nüfusun olduğu bir yer. Oranın sosyal hayatına, Enez'in sosyal hayatına, Edirne'nin katkıda olacağımızı düşünüyoruz. Mevcut olan bir, daha önce salça fabrikamızı, ton balığı fabrikası yapmak istiyoruz. Ama bu yatırımı tamamen uzun vadeli, ucuz krediyle yapmayı planlıyoruz. 16,5 milyon dolarlık bir yatırımımız olacak. Buradan ne yapacağız? İki vardiyada 105 milyon dolarlık üretimden satış yapacağız. Bunun %50'sini ihraç edeceğiz. %50'sini de Türkiye'de artan pazarda kullanacağız. Burası hem emek yoğun ama hem de yüksek teknolojinin olacağı pırıl pırıl bir fabrika olarak bu yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Bu bittikten sonra Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gıda ihtisasla 110 dönüm civarında bir arazi satın aldık. Bu almayı yaptık. Bunun üzerine de
100 dönüme kadar üretim tesisi olabilecek fabrikalarımızı taşıyacağız. Çünkü bizim şu anda Çanakkale'nin ortasında kaldı. Artık bu fabrikamız değeri nereden baksanız 100 milyon dolarlık bir değeri var. Ki bu aktiflerinde Dardanel'in bunun üzerinde oturuyoruz. Bu yeni markamız pazar lideri olarak güçlü duruma geldik. Komşu ülkelerimizde de diğer ülkelerde de büyümeyi düşünüyoruz. Aynı sektörde, aynı kategorilerde fırsatlar arıyoruz. Bunlardan bir tanesini Yunanistan'da bulduk. Borsaya da gerekli açıklamaları yapmıştık. Üzerinde çalışıyoruz. Bu tamamen finansmanı yine uzun vadeli marka alım finansmanı şeklinde olmak kayıt ve şartıyla yapılmak. Peki. Almak üzere bir markayı satın almak için uğraşıyoruz. Peki. Böylece bu gerçekleşince ihracatımızda da çok ciddi artış olacak. Sayın Ölen, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun efendim. Ben çok teşekkür ederim. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için size iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.